Ya ben diyorum benim suçum neydi? Babam diyor beni diyor yaktılar diyor. Sen annesiz konular diyor. Kimin eli varsa diyor benim yuvam yıkanın yuvası olmasın diyor. Baban ne iş yapıyormuş o sıra? Baba sen... Diyor, ben diyor temel inşaatını kazıyordum diyor. İnşaatçı. İnşaatçıymış. Ben diyor eve geldim yok diyor. Rahmetlik babaannem hamur yoğurmuş. Ekmek yapacakmış tandırda. Onun için benim öbür yengem var amcamın hanımı. Onu demiş gelin demiş Aynur demiş. Ben onu çağırayım gene. Sen demiş daha demiş 5 aylık daha çağ bebeğin var. Sen bakamazsın o bari yardım etsin demiş. O gitmiş babaannem beni merdivenin kenarına atmış. Artık ne oldu bilmiyorum gidiş o gidiş. Beni annemle bizi babamı 9 kere terk etmiş. Annemle gitmiş 9 kere terk etmiş. Kim? Annem. Annem. Bir dakika sen şimdi kaç yaşındayken annen seni bırakıyor? 6 aylıkken. 6 aylıkken ha. Anne seni 6 aylıkken bir merdivenin kenarına bırakıyor gidiyor. Evet. Ama ondan evvel de 9 kere evden ayrılıyor. Evden ayrılıyor evet. Gidiyor. Yengem bir getiriyor annemden giden gittiği yerden. Ama niye ayrılıyor? Durup dururken mi ayrılıyor? Yani? Artık kavga babaannem hani her şeyi kilitlermiş. Kavga işte hani yok derimiş. Annem bir şey istermiş. Yok derimiş. Bir de her şeyi yengemgilden görüyormuş. Yengemgilin evde televizyon varmış. Hani biraz her şey inanırmış. Televizyon başından hani evde olmadığı için hani orada gördüğü için yengem dermiş kalk hani agam gelecek hani abi aga derlermiş. Demiş hani yemek yap şey yap yani kalk dese hani kalkma dese oturacakmış yani annem. Öyle hani televizyon yokmuş evde hiçbir şey yokmuş. Babaannem kilitlenmiş sabun. Müge abla. Gerçekten bu kadınlarımızın da yani yaşadıkları da ayrı bir şey. Dram. Valla. Kadının adı yok dedikleri bu işte. Evet korkunç bir dram. Valla bir şey söyleyeyim. Mine'nin şansı var. Eşi yani tesadüfen tanıdığı eşi iyi bir insan çıktı. Helal süt emmiş. Bugün ne kadar geldi. Tabii nikah aslında kıymış onu aslında ya. Böyle olmayabilirdi. Tanımadığın, bilmediğin şimdi, ve birisi olabilirdi evlendiğin kişi. Ve ondan sonra da burada başımıza gelenleri de görürdük yani. Yani evet, kızlar hocam. Öyle gazete ilanı verip de yani arayanlarla da gitmeyin. Gerçekten ne cesaret yani. Bir defa kaçan kızın erkeğin ailesinde asla ciddi bir değeri olmaz. Bakın Arif Hocam'ın şu sözü gerçekten herkesin kulağına küpe evet. Olsun. Arif Hocam bunu hep söyler. Gerçekten kaçan değeri kızın olmaz. Değeri olmaz der. Yani Mine bile mesela kendisine değer... Ama babam ben yumuşattım hocam. İlk zamanlar böyle çok sert tepkiliydi. Bir saniye ayrı mesele. Baban yumuşamıştır, odur budur, o kabul. Ona yapacak bir şey yok. Ben kaçma olayıyla alakalı konuşuyorum. Gel beni kaçır lafınla ilgili konuşuyorum. 17-18 yaşında, hadi bir diyelim 20 olsun. Kaçtıktan sonra değer görmek isteyen insan... Kaçtığı yerde asla değer görmez. Annenin de evden kaçışının altında kendisine değer vermemesi yatıyor. Evet hocam. Haklısın. Hocam ben zaten kaçırdım. 4 ay bir eşim yanımda kaldı. 4 ay sonra bunun amcası gel karakolda haber veriyorlar. Bizim yeğenimiz kaçmıştır. Falanca kişi nereye... Beni Erzurum'da biliyorlar. Normalde karakolda olduğumu bilmiyorlar. Telefonum geliyor ona. Karakol komutanı beni arıyor. Diyor ki buraya gelmen lazım. İfade vermeye. Tabii ben de korkuyorum. Herhangi bir şey olacak diye. Tabii ya ondan 18... bahsetmiyor Arif Hocam. Aldın şimdi 4 ay yanında tuttun. 4 ay sonra da ortada bıraksaydın ne olacaktı? Bu sefer zaten hani bana laf söylüyorlar dediği ailesinin yanına da dönemeyecekti. Kalı kalacaktı ortada. Evet. Ondan sonra da işte görüyoruz. Diyoruz ki insanlar niye oraya düştü? Sen niye buraya düştü? Sen hırsız olsan, uğursuz olsan, uyuşturucu satıcısı olsan... Evet. Üç kadını kesip 4'üncüsüne aday olsan, bu da 5'incisi olsa, yani Allah muhafaza. Benim öyle bir şeyle şeyim olmaz. Allah'tan ki sezayı, Allah'tan ki sen insanoğlu çıkmışsın. Evet. Benim öyle bir şeyle şeyim olmaz. Eşim de şahit. Hayır olmaz. O ayrı mesele. Sana söylemiyoruz senin yani. Senin için değil zaten. Yani sen. Zaten hoca da olmadığına şükretsin diyor evet. Hanım için. Evet. Yani sen. Yani iyi Allah'tan ki, iyi bir insan. Senin gibi yani. Beyefendi bir... Tabii. Eşe sahip olmuş. Telefonda çıkan kişi olarak da daha tehlikeli durumlara sürükleyen birisi olabilir. Sen Mine'nin şansısın, şansı. Evet hocam. Evet hocam. Çocuğunuz var mı? Aynen öyle. Çocuğumuz yok. Yok hocam, eşim... Uğraşıyoruz. 8 senedir olmadı. Uğraşıyoruz. İyi, Allah kolaylık versin.
Peki annene seslenmek ister misin? İsterim. Nereye? Karşıya. Anne, beni 6 aylık koyup gittin. Yani ister iyi ister yar, yani kötü olaylar oldu. Ama ben karşındayım. Benim yani dilim sussa vicdanım susmuyor. Geceleri ben sayıklıyorum, kalkıyorum, ağlıyorum. Ya bir kere olsun. Ya ister kötü ol benim için yani. Kötü olamazsın. Ya kimsenin annesi kötü değildir. Hiç kimse isteyerek bırakmaz evladını. Ben cesaretimi topladım, çıktım buraya anne. Ne olursun bir kere olsun ya, beni görmeye gel anne. Bir kere salim bir gece anne koynunda uyuyayım anne. Yıllar sonra ne olursun anne. Ya benim ne suçum vardı anne ya? Ben 6 aylık bebekmişim. Benim hiçbir suçum yok. Anne, daha sütü dememişim anne ben senin. Babam hazır mamalarla hani inşaatlarda bakarak büyütmüşler. Bizim suçumuz neydi ya? Kimin lafına kandın? Kime inandın? Kime gittin? Anne, ben bunların cevabını istiyorum anne. İster iyi ister ya kötü anne, bana bir açıklamanı istiyorum. Neredesin? Çık gel anne. Ben çıktım ya. Ben bir adım attım anne. Sen de bana bir adım at anne. Ne olursun. Ay. Yani bizi izliyorsa inşallah bir tanıdığı da vardır. Bizi izliyordur. Hiç kimsenin ben böyle bir çağrıya kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. Bu aslında bir çocuğun bir anneye ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteren bir durum. Ha, kaç yaşında? Kaç yaşına gelirse gelsin hocam, herkesin bir anneye ihtiyacı. O nedenle çok küçük yaşta zaten kimseyi evlendirmeyelim. Çocuk sahibi olduğunda hani buna hazır bir şekilde sahip olsun diyorum. Yani çocukken işte kek yaptı annesi, pasta yaptı diye. Sonra evlendin, düğünümde yok. Bir abla, ben halk oyunlarını bilirsiniz. Ben hani orada hani çok başarılıydım. Hani oynardım. İki kere babaannem geldi. Yani kimse seyretmeye gelmiyor. Herkesin annesi 20 Nisanlarda. Ya yerli manı haftalarında herkes geliyor. Senin boynun bükük mi ya abla? Kimsen yok. Hiç peki, kimsen ben, yok. Bir şey söyleyeyim mi? Annene şimdi yapacağın şey... Eğer izliyorsa programı lütfen, yüzünde lütfen hiç görmedim, arasın, yerini belli etsin, sen ona bir sarıl, tamam mı? Hesap sormak meselesini geriye bırak şimdi. Hocam ölümlü dünya. Ya ben yani ameliyattan 12 saat sonra uyandım, kendim yaşadım, ben Allah diyerek uyandım. Hadi o an yani oldu, masada kaldım, babam içinden, benim içinden. Ölümlü dünya, mal mülk, para gelip geçici, gerçekten geçici Miga abla. Ya bunlar hiç itirazımız yok ki, dediklerinde çok haklısın. Ben seni o kadar iyi anlıyorum ki, o çocuklar böyle sahneye çıkıyor. Ben de kızıma hep söylerdim, bak çıktığında ben şimdi sağda oturacağım, beni orada çok gör. Küçükken el sallıyorlar. Sonra biraz daha büyüdüğünde diyor ki anne el sallamayacağım çünkü öğretmen kızıyor diyor. Ama önce seni arıyor böyle. Gözleriyle arıyor. Hemen arıyor, bak bütün çıkan çocuklar böyle bakarlar, herkes kendi ailesini arar. O öyle bir duygu. Hani ben hatırlamıyorum o yaşlarımda, ben de hep çıkardım bir şeyler ama... Hani kendi kızımdan bir hemen seni arıyor. İşte biz sallıyoruz el görsün diye. Karanlık oluyor. Sonra biraz daha büyüyünce de gelme artık, tamam. Biz kendi kendimize. Lisede de gelince kızıyor. Niye geliyorsun? Kimsenin annesi gelmiyor. Öyle küçük çocukmuş gibi peşimizden dolandırıyorlar. O büyüme güdüsüyle, evet, yani tabii ama ki. Gerçekten liseye kadar herkes bir annesini arıyor. Seni çok iyi anlıyorum. Yani. O kadar, o kadar haklısın ki. Müge abla, şimdi bizim eski ev vardı. Yeni ev yapıldı. Oturuyorsun evde, şöyle her şeyin var ama yanında bir kardeşin yok. En önemlisi bir annen yok. Hani derler ya, eller hani kadir kıymet bilmiyor anne. Yani ben her gece eşim yani diyordu, sana sıçrarak kalkıyorsun, sayıklıyorsun, sana ne oldu böyle 2 seneden beri diyor. Eşim benim psikolojim o kadar anne konusunda o kadar çok değişti ki Müge abla.
Ya buram sussa benim içim susmuyor. Mine diyor hani bütün her şeyi yık, o duvarları yık, her yere başvur git. Ölüsü veya dirisi ama ölü olduğuna hiç gönlüm, ya kalbim, vicdanım Müge abla kabul etmiyor. Daha çok genç ya, inşallah hayattadır. Ben bir de Gülnur teyzem falan görmedim. Hani bir kere bir sorun Gülnur teyzesi nerede? Niye Gülnur teyze? Ya niye teyze olarak da bu kıza sahip çıkmıyorsunuz? Yani bu kız bir anne kokusu arıyor. Ay ne bileyim yani, bir taraftan insanlar işte kardeşini arıyor, yeğenini arıyor, bulalım diye gözyaşı döküyor. Bak yenge mesela işte orada yeğen Veysel'i bulunca ağlıyor. Yeğen de çok kıymetli. Ay Veysel diyorum. Yani. Recep burada anne diye ağlıyor. Ötekisi gidiyor. Yani çok enteresan. Anne şimdi şey. 47 yaşında mı? 70 doğumlu. 70 doğumlu. Aa çok şey değil, daha çok genç. Çok keşke genç. Fotoğrafı da olsa. Ama artık genç. Hani bu kadar bilgileri... Eğer tanıyan bilen varsa demeyi seni arasınlar hemen. Efendim Aynur Tosun. Zaten hala yani hala evli, kızlık soyadı Topal. Hala resmi nikahlı Yaşar Tosun'la 2007 evli. 2007 yılında da nüfus kağıdında değişim işlemi yapılmış. Evet. İnşallah bir tanıyan bilen çıkar. İşte böyle hastaymış falan diyor ya, bir tek orada böyle içinde bir şey oldu ama. O yaşta da kaç sene evvel niye böyle sayıklayacak kadar ne hastalığı olabilir ki? Neyse, o telefona bence biz fazla takılmayalım. Evet. Oraya takılmayalım inşallah. Ay herkesi de ağlattın, herkese de bir şey varmış. Böyle anne sözü dinlemeyen çocuklar da dinlesinler bak. Öyle anneniz yanındayken öyle anneler ne diyorsa o, ben hep söylüyorum. Anneler ne diyorsa o, bak kaç yaşında anne de anne diye ağlıyor işte. Tabii. İnsan da yanındakinin de kıymetini bilmeli. Tabii. Evet. Yani illaki kaybedince değil. Ay inşallah anneni buluruz, şöyle kucaklaşırsınız. İnşallah Müge. Siz nerede oturuyorsunuz? Çamlıköy, Akşehir Çamlıköy'ü. Orada oturuyoruz. 6 sene oldu oraya yani gelene. Valla İstanbul'da falan olsanız gelin görüşelim falan diyeceğim. Hani bu akraba istiyor ki. Sizin yok mu akraba biraz böyle hani kızı sarası? Ay, abla bizim başımızdan olaylar geçti. Onun için şu anda benim annem babam bile beni silmiş halde. Hayda. Evet. Evet, o yüzden onun biz şu anda ayrılma maddesine geldik. Zar zor. Bir olaylar aramıza olaylar geçti. Eşinle mi? Evet. Olayları toparladım. Yine eşim kendime çektiğim için babam evlattan reddetti. He, annenle babam Mine ile evliliğine devam ettiğin için evet. Seni evlatlıktan reddettiler. Evet. Ama bir de sen olmasan yandık yani, değil mi Sezai? Arif hocam Sezai'yi sevdi. Evet. Tamam, o yüzden yani anne ve başka kardeşler varsa sizin için iyi olacak. Müge abla ben düşünüyorum. Hani babam bana... Siz de biraz ama karı koca. Şimdi bak kusura bakmayın, siz benden küçüksünüz. Hani tamam şimdi evlendiniz mi evlendiniz bir şey söylemiyoruz ama siz de öyle abuk subuk kararlar veriyorsunuz. Yani gel beni kaçır. Yok beni kaçırmazsınız, o zaman beni işi terk ediyorum, beni işten çıkar falan. Şimdi hani annenle baban da burada yok. Şimdi onları da... Gömmeyelim yani. Evet, haksızlık etmeyelim. Evet yani bir şeyler de yapıyorsunuz demek ki. Yine kayınpederim hani çok iyiliği oldu. He. Hani seviyorum onu. Buradan hani söyleyeyim. Kayınvalideni mi sevmiyorsun? Bütün fatura onların başına zaten kesilir. Zaten öyle oluyor işte. Vallahi evde de bir tane söyleyen bak, çıkıyor. O da kötü. Neyse. Bak, hadi bakalım haber bekleyelim. Dediğim başına geldi. Kaçan kız kıymet görmez dediğim bu. Hocam çok açık söyleyeyim, ben de olsam ne öyle derim kocaya yanlış gibi? Bak çok açık söyleyeyim. İşte benim oğlum olsa. Evet. E tamam ne öyle derim yani. Bekle de biz seni bakalım bir gelelim isteyelim. Tabii canım. Yani ben de bir hazırlığımı yapayım. Bir de onun keyfini sürelim. Hayır, çocuğunuzu yani... büyütüyorsunuz. Onun evlilik yaşına geldiğinde o keyfi de sürmek istiyorsunuz. Ya keyif falan meselesi tabii de değil. İnsan istediği şeyi elde edince mutlu olur. Şimdi... Hani senin önüne şimdi buraya bir kamyon pırlanta yığsalar ne anlamı var? Bir istediğin bir şey için çabalarsan onu almak için, bulmak için ne bileyim anlatabiliyor tabii muyum? Yani bir şey isteyeceksin. Bunu kayınvalide olarak, kayınpeder olarak da söylüyorum. Erkek olarak da söylüyorum. Bir şeyin mücadelesini yapacaksın yani. Sonra o senin oldu mu da ay gittim işte istedim aldım geldim evet diyeceksin. E kaç kaç git olmuyor yani. Kızlar kaçmayın bak bunu çok samimi söylüyorum. Hani oğlum yok ama... Hani damat da bize kaçsa var yine hoşuma tabii gitmez yani. Hani ne derim sen geldin. E gerçekten tabii öyle. Tabii. Vallahi kaçan damat zor bulursun. Ha. Hiç zaten bize doğru kimse kaçmasın.